Merhaba, hayırlı günler sevgili izleyicilerimiz. Yeni programımız Merak Ettikleriniz'de biz her hafta burada Didem Ürer arkadaşım ve ben Aylin Kocaman birlikte olacağız. Merak ettiğiniz konulara Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden ve bilim ışığında cevaplar vermeye çalışacağız. Sormak istediğiniz her türlü soruyu bize merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine ulaştırabilirsiniz. Bundan böyle Aylin'le beraber inşallah bu programın hayırlı olmasını diliyoruz ve bütün sorulara cevap vermeyi umuyoruz inşallah. Şimdi bugün ilk olarak şu konudan bahsetmek istiyoruz. Modern İslam. Bu konuda çok sayıda soru alıyoruz biz. Çünkü modern İslam konusunu genellikle yanlış değerlendirenler var, farklı anlayanlar var veya samimi olarak karıştıranlar var. O yüzden şimdi ben ilk sorumuza başlamak istiyorum inşallah. Karşıyaka'dan Burhan Selvi isimli arkadaşımız yazmış. Ben sizin yayınlarınızı sık olarak takip etmeye çalışıyorum. Konuşmalarınızda sürekli modern dindarlık kavramından bahsediyorsunuz. Dindarlığın moderni, modern olmayanı olur mu diye sormuş. Bu gerçekten çok önemli bir soru. Çünkü modern İslam deyince karıştırılan bir şey var ve zannediyorlar ki insanlar İslam'ın modernize edilmiş hali. Yani İslam farklı, modern İslam farklı gibi anlaşılıyor. Halbuki böyle bir şey yok. Modern İslam dediğimiz sahabenin yaşadığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki gerçek Kur'an İslam'ıdır. Şimdi tabii ki sahabelerin döneminden sonra yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden sonra insanlar bir takım hurafelerle o dönemin içerisinde yaşanan o güzel ruhu, Kur'an'daki güzel yaşamı tamamen değiştirmeye çalışmışlar. Ve bu şekilde de Kur'an'da olmayan ve İslam'la tamamen zıt çok farklı bir din anlayışı ortaya çıkmış. Ve bizim de yayınlarımızda sık sık bahsettiğimiz bağnazlık dediğimiz sistem de işte bu. Fakat bağnazlık denilen bu sistem Kur'an'daki gerçek İslam'dan tamamen farklıdır. Biz sahabe dönemine baktığımızda ne görüyoruz? Bir kere modern Müslüman deyince öncelikli olarak şuna cevap vermek istiyorum. Modern Müslüman dünya üzerindeki bugüne kadar gelmiş geçmiş en modern Müslüman peygamberimizdir. Modern Müslüman gerçek Müslüman demektir. Kur'an ahlakını en iyi şekilde yaşayan insan demektir. Allah'ın kendisine çizdiği, Kur'an'da belirttiği bütün helalleri, haramları uygulayan fakat olabilecek en mükemmel tavır, en kaliteli, en klas, en güzel ve nezaketli tavırlarıyla en akıllı şekilde gerçek hareketi gösteren insan demektir. Bu da tabii ki Peygamberimiz bu dönemde olsaydı Aynı gerçekten. şekilde olurdu. Zaten bize genelde sizin temsil ettiğiniz İslam diye söylüyorlar bazen. Yani bu nedir acaba diye, modernize edilmiş, reforme edilmiş bir tarz mı diye. Onlara hep şu açıklamayı yapıyorum. Peygamberimiz kendi döneminde sadece Kur'an'ı uyguladı. O dönemde ne mezhepler vardı, ne o dönemde başka uygulamalar vardı. Sadece ve sadece Kur'an uygulanmıştı. Dolayısıyla bizim de şu dönemde yaptığımız sadece Kur'an'ı uygulamak. Dolayısıyla İslam'ın reforme edilmesi diye bir şey söz konusu olmaz. İslam'ın hurafelerden arındırılması söz konusu olur. Bu da Peygamberimizin yaşadığı İslam, yani Kur'an İslam'ının dünyaya tanıtılmasıyla olur. Dolayısıyla burada gerçekten modern İslam denen şey aslında Peygamberimizin yaşadığı gerçek Evet. İslam oluyor. Tabii burada bağnaz zihniyete de baktığımızda bunun hurafelerle dolu batıl ve şeytani bir din olduğunu da muhakkak belirtmek gerekiyor. Evet. Çünkü gerçek Kur'an'da yaşanan İslam'a göre demokrasi, fikir özgürlüğü, insanların bütün hayat şekillerine karışılmadan, müdahale edilmeden hangi kesimden olursa olsun Musevi'yi de, Hristiyan'ı da, ateisti de, komünisti de tam olarak kucaklayan, onların yaşam haklarını koruma altına alan gerçek bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi bu sistemin içerisinde insanların yaşam haklarından dolayı cezalandırıldıkları, hatta hayatlarını kaybettikleri böyle bir sistem hiçbir şekilde yoktur. Kur'an'da herkes serbest bırakılmıştır. Dinde baskı ve zorlama yoktur. Şeytanın Allah'a sınırım, Allah'ın Bakara suresi 256. ayetinde belirttiği gibi. Yani insanlar hangi dini yaşamak istiyorlarsa, hangi görüşte ve nasıl yaşamak istiyorlarsa diledikleri gibi yaşayabilirler. Ama siz tabii ki dini tebliğ edersiniz. Kur'an'a göre İslam'ın nasıl yaşanması gerektiğini anlatırsınız. Ama seçme hakkı tamamen insanların kendisine kalmıştır. O yüzden de bu anlamda İslam'a bakıldığında aslında fikir özgürlüğünün, demokrasinin ve tam anlamıyla bütün yaşam stillerinin garantisi konumundadır. İşte modern İslam dediğimizde şu anda çağımıza baktığımızda aslında gençlerin, üniversite gençliğinin, hatta batılı toplumların şu anda belki İslam'a karşı geliştirmiş oldukları o yanlış bakış açısını tam olarak kaldıracak bir sistemle karşılaşıyoruz ki bu İslamofobi denen batıda şu anda aslında bu bağnaz zihniyetten kaynaklanan ve hızla gelişmeye başlamış olan bu sistemin ortadan kalkmasına sebep olacak bir şey bu. Doğru. Çünkü biliyorsunuz şu anda dünya üzerinde İslamofobi ile birlikte gelişen ve hatta biz
bütün Orta Doğu'da yaşanan o sisteme baktığımızda ne görüyoruz? Tamamen insanların sırf İslam'ı yaşamadıklarını söyledikleri için, hatta farklı mezhepten olduklarını söyledikleri için yaşamlarını kaybettikleri, hatta feci şekilde katledildikleri bir anlayış sunuluyor insana, bu insanlara, ki bu tamamen Kur'an'la çelişen bir durumdur. Kur'an'da tam anlamıyla özgürlük söz konusudur. Hatta Rabbimiz ayetlerinde de ki sizin dininiz size, bizim dinimiz bize der. Yani Müslümanlar peygambere böyle söylemesini söyler Allah. Çok doğru. Şimdi bir kardeşimiz konuyla ilgili yine bağnazlıkla aslında alakalı bir konu. Herkes bilerek ya da bilmeyerek aslında bunun pençesine düşmüş. Böyle bir şey sormuş. Kendisi Kur'an okumak istemiş. Evet. Fakat biliyorsunuz evlerde Kur'anlar hep yüksek bir yerde asılı durur. Biz küçüklüğümüzden beri biliriz. Babaannesi elletmemiş Kur'an'a, aldırmamış. Ne yapmam gerekiyor peki, nasıl okumam gerekiyor diyor. Çok fazla şart olduğunu söylemiş babaannesi, işte bayağı bizim bildiğimiz, aslında küçüklüğümüzde bile bizim anneannelerimizden, evet, babaannelerimizden gördüğümüz bir şeydir bu. Böyle bir gelenek var, bu gerçekten bir gelenektir. Niye? Hurafe üzerine çıkmış bir durum bu. Yine aynı şekilde şimdi bağnaz zihniyeti bilmemiz gerekiyor. Bağnaz zihniyet genel olarak hadislerde, daha doğrusu mevzu hadislerde, yani doğru olmayan hadislerde olan konuları bir din haline getirmişler. Şimdi bunun öyle büyük bir sakıncası var ki, onlar Kur'an'ı terk etmeleri nedeniyle ve bu bağnaz zihniyetin geliştirdiği mevzu hadisleri kendilerine din edinmeleri neticesinde çok yepyeni bir din oluşmuş. Bunun İslam'la bir alakası yok ama hurafeler getirip bir bağnazlığı dünyaya din, İslam dini diye tanıtınca, işte senin anlattığın gibi, evet, katliamlar, her türlü korkutucu, ürkütücü manzara ortaya çıkıyor. Şimdi aslında bu olayda bunlardan bir tanesi, bakın, Kur'an'dan uzaklaştırmak için şartlar var diye, evet, bir şey uydurulmuş. Böyle bir şey oldukça yok. Oldukça uzun bir liste Oldukça uzun bir liste. Şimdi bunu nereden çıkarmışlar? Önce başını örteceksin, sonra abdestli olacaksın. İşte şöyle şöyle. Bir kere böyle değil. Kur'an nur gibidir. Kur'an'ı her Müslüman dilediği gibi okur. Müslüman olmayan da okur. Kur'an'da hatta ehli kitaba hitap vardır. Yani bu demektir ki Museviler ve Hristiyanlar Kur'an'ı alıp okuyorlar. Yani bu çok önemli bir delildir. Şimdi bunu genel olarak delil gösterenler şu ayeti delil gösterirler genel olarak. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elbette bu bir Kur'an-ı Kerim'dir. Saklanmış, korunmuş bir kitaptadır. Ona temizlenip arınmış olandan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi burada temizlenip arınmış olandan başkası dokunamaz konusunu bazı kişiler değiştirerek, anlamından saptırarak bunun sadece abdestli olmakla, yani sadece, evet, abdestli olduğun anda Kur'an okuyabilirsin gibi bir şarta bağlamışlar. Halbuki burada Yüce Rabbimizin anlattığı kalbin temizliği, her türlü anlamda ruhen temizlik, yani gerçekten o Kur'an'ı anlamak için, gerçekten o Kur'an'ı ikrar edebilmek ve oradaki o güzel hikmeti anlayabilmek için oradaki kalp temizliği. Orada bahsedilen bu ve gerçekten de Müslümanlar, kalbi temiz olanlar o Kur'an'ı aldıklarında ve okuduklarında çok güzel şekilde anlayabiliyorlar, algılayabiliyorlar. Çünkü Allah'a yakınlaşmak için bir vesile oluyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar zaten kitabımız, bakın, rehberimiz Kur'an'dır. Biz Kur'an'ı her yerde okuyacağız, her şartta okuyacağız. Her durumda Allah'ı andığımız gibi Kur'an'ı da her an okuyabileceğiz. Çünkü bizim için rehber, tek rehber Kur'an'dır. Tabii Aylin'cim, burada da şunu da belirtmek gerekiyor. Onlar abdest almaktan bahsederken bizim Kur'an'da gördüğümüz tek bir ayette anlatılan abdestten de bahsetmiyorlar. Yaklaşık ciltler dolusu kitaplardan bahsediyorlar sırf abdest almak için. Yani siz Kur'an'ı okuyabilmek için önce ciltler dolusu kitaplar bitirmeniz gerekiyor. Nasıl abdest almanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Eğer o abdesti yine söylenen şekilde koşulları uygun olarak alabilirseniz, o zaman Kur'an'ı elinizde tutabileceksiniz. Ki bu da zaten kendilerinin dahi uygulayabileceği bir sistem olmadığı için kendileri de böyle bir şeyi, evet, imkansızlaştırmış oluyorlar. Aslında tabii ki Kur'an'da biz gördüğümüz şekliyle ve bugün de yaşanan şekliyle baktığımızda dinden en çok uzaklaştıran insanların bağnazlar olduğunu görüyoruz. Yani bağnaz zihniyet aslında İslam'a karşı en büyük mücadeleyi vermiş oluyor. Çünkü biz Kur'an'a baktığımızda bir sevgi dini görüyoruz. Gerçek anlamda Kur'an'a baktığımızda bütün insanların rahat yaşayabileceği, barış içinde yaşayabileceği ve mutluluğa sevk eden, hiçbir şekilde insanların zarar gelmesini istemeyen bir din görüyoruz. Ama bağnaz zihniyetin bugün insanlara tanıttığı dine baktığımızda tamamen insanların katledilmesi üzerine kurulmuş. Hatta insanların elinden her türlü mutluluğu alan, ki kadın bunların içerisinde bütün yaşam hakkı kısıtlanmış olan en önemli örneklerden bir tanesidir. Gençlerin de zaten hiçbir şekilde yaşam hakkı yoktur. Bağnaz zihniyete göre, ki şimdi burada kardeşlerimizden bir tanesinin sorduğu soru var, ben
Onu okumak istiyorum çünkü o da aslında bu zihniyete güzel cevap olabilecek bir soru. Diyor ki kardeşlerimiz, rock müziğin bir Müslüman hayatında yeri olması mümkün mü diye sormuş. Tabii ki mümkün. Kur'an'a göre bütün müzik şekillerinin Müslüman'ın hayatında yer alması mümkün. Ama bağnaz zihniyete göre değil, rock müzik zaten müziğin tınısı bile yasak hale gelmiş oluyor. Hiçbir şekilde dinleyemezsiniz. Ama Kur'an'da böyle bir şey yok. Çünkü müzik bir cennet nimetidir. Ama tabii ki bunu da belirtmek gerekiyor. Mesela bazı şarkılarda melodilerinin dışında sözlerinde bazen dine uygun olmayan sözler olabiliyor. Tabii ki bunları dinlememek daha güzel. Çünkü o zaten insanın ruhuna güzellik verebilecek bir şey de değil. Ama rock müzikte özellikle daha farklı lanse etmeye çalışıyor. Ama bizim çok sayıda rockçı arkadaşımız var. Hatta hocamızın yayınlarına da katılıyorlar. Hiçbir şekilde rock müzik dinsizlikle bağdaştıracak bir şey değildir. O da bir nimettir. Müziği de çok güzel bir nimet hatta. Hatta çok sayıda slow rock şarkılarını da halinde ikimiz de çok beğenerek dinleriz. Fakat burada işte bu tarz yakıştırmalarla insanları hep yanlış yönlendirebiliyorlar. Tabii ki böyle bir şey yok. Son derece dindar kardeşlerimiz bizim programlarımıza da söylediğimiz gibi katılıyorlar. Hocamızı da çok seviyorlar. O yüzden rock müzikte, diğer bütün müzik tarzları da, sanat müziği de, halk müziği de, yabancı bütün müzik tarzları, hip hop sayabiliriz her türlüsünü, R&B hepsi, bütün bunlar çok rahatlıkla, çok güzel olarak, bir nimet olarak dinlenebilecek müziklerdir. İşte Kur'an'ın ruhunu kavrayabilmek çok önemli burada. Kur'an'da çünkü insanlar her türlü nimeti yaşayabilecek şekilde yaratılmış ve cennet insana her türlü nimet olabilecek en uç sınırlarda sunulduğu bir güzellik yurdu. Allah cenneti dünyada bir model olarak Müslümanların yaşayabileceğini gösteriyor. O yüzden de biz işte müziği bir cennet nimeti gibi gördüğümüz için ki hocamızın yayınlarında sıklıkla fasıllarla zaten buna şahit oluyoruz. Son derece güzel bir ortam oluyor gerçekten. Harika. Hem herkesin mutlu olduğu, rahatlıkla eğlendiği, güldüğü, zevk aldığı, hiçbir kısıtlamanın olmadığı, nasıl ama kısıtlamanın olmadığı, tabii ki Kur'an'ın sınırları içerisinde meşru olarak son derece güzel yaşadığı bir ortam herkesin. Biz de işte bunun Kur'an'a gerçek anlamda uygun olan sistem olduğunu burada anlatmaya çalışıyoruz inşallah. Aylin'cim bu Kur'an'ın Arapça okunup okumamasıyla ilgili de sorulan bir soru vardı. İstersen bu çok aslında çok genel bir soru. Çok fazla sorulan bir soru ve genel olarak da hatta benim çok yakınlarımdan bile duyduğum, çok modern insanlardan bile duyduğum bir soru. Mutlaka Arapça mı okumamız gerekiyor Kur'an'ı diyorlar. Hatta kimisi eğer Türkçesini okursa yanlış bir şey yaptığı kanaatinde ve hatta bundan dolayı çok büyük bir harama veya bir günaha girdiği kanaatinde böyle bir anlayış var. Şimdi bu çok yanlış bir anlayış. Bu genel olarak ayrıca yani bir insanın Arapça okuyor olması Kur'an'ı gayet güzel. Fakat bu onun değerini arttıran ya da Müslüman olarak takvasını arttıran bir konu değildir. Bizim için önemli olan Kur'an'ı anlamaktır. Kur'an peygamberimiz Arap olduğu için, o dönemde Arap kavmine gönderildiği için Kur'an tabii ki Arapça olarak gönderilmiştir. Fakat bu bütün dillere şu anda tercüme edilmiştir ve bütün insanlara, dünyadaki bütün insanlara hitap eden bir dindir. Şimdi bizim yapmamız gereken nedir? Kur'an'ı herhangi bir dil üzerinden değil, Kur'an'ın içeriğini anlayarak okumamızdır. Dolayısıyla şimdi Kur'an'ı Arapça okuyan tamam çok güzeldir Arapçası gerçekten Kur'an'ın ahenklidir, muhteşemdir. Dinlemek çok zevk verir maşallah. Gerçekten maşallah. Bu ayrı bir konu ama anlamamak çok büyük bir sorun olur. İstediğimiz kadar okuyalım o zaman. Anlamadığımız bir kitabı nasıl hayatımıza geçireceğiz? Allah'ın bizden istediklerini nasıl anlayacağız? Allah'ın bize tarif ettiği hayat şeklini nasıl uygulayacağız? O zaman bizim rehberimiz olan Kur'an'dan tamamen uzaklaşmış haldeyiz. Aslında bu da genel olarak biliyorsunuz bağnaz zihniyette olanlar çok geniş çaplı olarak bunun propagandasını yaparlar. Neden? Çünkü Kur'an'dan uzaklaştırmak için. Evet. Bu da ayrı bir yöntemdir. Nasıl demin bahsettik Kur'an'a el değmemek gerekiyor diye böyle bir anlayışları var. İşte bu da ikinci tarzda bir anlayışlarıdır. Sen Arapça bilmiyorsun o zaman okuyamazsın gibi bir anlayış. Bu uzaklaştırma yöntemi neticesinde de işte kendi ürettikleri hurafe dinini çok daha rahat şekilde yaygınlaştırmışlar. Şu anda kadınların ikinci planda kalmasının, dünyanın bu hale gelmesinin tek sebebi insanların Kur'an'dan uzaklaşmış olması. Hayır, kendi dininize tercüme edilmiş olan Kur'an'ı okuyabilirsiniz. Onu okumanız gerekir. Uygulamak için bunu bilmeniz gerekir. Allah'ın size ne anlattığını bilmeniz gerekir. Kur'an bizim rehberimizdir. O Kur'an'daki ayetlere göre biz yaşarız. Biz dünyadaki olayların seyrine göre yaşamayız. Allah'ın Kur'an'da bize gösterdiği dine göre yaşarız. Bunu da anlamanın tek yolu kendi dinimizde, kendi dilimizde olan Kur'an'ı okuyup anlamaktır tabii. Tabii. Bir de şimdi gençler düşünsünler, hatta bütün insanlar düşünsünler. Çok sevdikleri, hatta sevgilileri olan birinden mektup gelecek ama hiç bilmedikleri bir dilde.
Mesela bir insan Türkçe biliyor, İngilizce biliyor ama ona sevgilisinden Yunanca bir mektup gelecek ve hiçbir şekilde ne anlattığını anlamayacak, ne kendisine olan sevgisini anlattığını anlayacak, ne kendisinden o sevgiyi son noktasına kadar yaşayabilmesi için hangi taleplerde bulunduğunu anlamayacak. Ama şey Yunanca mektubu tercüme ettirir herhalde bütün. hemen yani dediğin gibi onu anlamak ister ne anlattığını. Ki burada Allah bizim tek dostumuz, tek vekilimiz, gerçek dostumuz, gerçek vekilimiz, sevgilimiz, aşkımız, tutkuyla sevdiğimiz Rabbimiz bize kendi katından nasıl yaşamamız gerektiğinin reçetesini sunmuş. O kadar büyük bir nimet. Hemen anlayabiliyoruz. Her kelimesini okuyabiliyoruz. İçimize sindirebiliyoruz ve ezberleyebiliyoruz. Böyle bir nimeti tabii ki anlamadan okumak hiçbir şekilde olmaz. Aklı başında olan hiçbir Müslümanın yapabileceği bir şey değil bu. Bunun tabii bizim aslında uygulamada yaşadığımız bir gerçek var. Bize mesela farkındaysanız hocamızın yayınlarında da böyledir. Bize hurafe getiriyorlar. Biz hemen Kur'an'dan cevap veriyoruz. Şimdi hurafeye Kur'an'dan cevap verdiğimiz için ikinci bir iddiada bulunamıyorlar. Çünkü Kur'an'dan ona cevap veremeyeceğimizi zannediyorlar. Hem kendileri habersiz oldukları için Kur'an'dan hem de genel olarak böyle bir uygulamayı dünya çapında görmedikleri için onların iddialarını, hurafelerini geçersiz kılıyoruz Kur'an ayetleriyle. Bu çok önemlidir o yüzden Kur'an'ı bilmek. Ama Kur'an'ı yani Kur'an'daki dinin yeteceğini bilmek çok önemlidir gerçekten. Tamam hadisler Kur'an'a mutabıksa elbette uygulanır fakat bizim için asıl olan Kur'an'da anlatılan dindir. Bunu bilmekte hurafeleri yok etmek açısından gerçekten çok önemli inşallah. İnşallah şimdi programımızın e-mail adresini tekrar hatırlatalım arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize. Merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bundan sonra bütün yayınlarımızda sizden gelen soruları bu şekilde cevap vermeye çalışacağız inşallah. Bugünkü yayınımız burada sona eriyor. İnşallah bundan sonra yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın.